飲みよ。Casey'nin yanına gidiyorum. Sanki Casey ile buluşacakmış gibi söylüyorum ama umarım oradadır, belki karşılaşırım. Ama pek inanmıyorum karşılaşacağımı. Bugün öyle hissetmiyorum yani. Geldim. Ama zili çalmaya biraz korkuyorum. Durum raporu. Şu anda Casey'nin ofisinin 368'in karşısında oturuyorum. Az önce çıktı, gördüm. Elinde kamerasıyla çıktı. Gittim, karşıya geçtim yanına girebilmek için. Gittiğimde yok olmuştu. Ne yaptı bilmiyorum. Aşırı hızlı yürüyor zaten. Sinir oldum. Şimdi bekliyorum geri gelirse diye. Çünkü videolarımı yükleyemiyorum şu anda. Bu videoyu gördüğünüzde yüklemiş olacağım. Belki de Casey'nin ofisinde yüklemiş olacağım. Okulun interneti çok kötü çünkü hiçbir şekilde yüklenmiyor. Eğer açıldıysa burası. Biliyor musunuz bilmiyorum ama burayı YouTuberlar için açtı. Ya da açacak işte. Eğer açıldıysa buraya gelip yükleyeceğim videolarımı. Şu anda içeride birileri var. Gidip hani açıldı mı diye sorabilirim. Ama hayır derlerse burada karşısında oturmam çok garip olur. O yüzden Casey'yi bekliyorum ki hani ona açıldı mı diye sorabileyim. Hem hani hayır derse bile onunla bir iletişime geçmiş olurum. Çünkü buradan hayır cevabını aldığımda gitmek zorunda kalacağım. Umarım ofisine gidip geri gelir hemen. Bekliyoruz. Gerçekten sapık gibi hissediyorum ama yani. Evet, anlatıyorum artık. İndim metrodan. Okula dönüyorum. Bir şeye yetişmem lazım ama Casey'yi göreyim diye vazgeçmiştim. Galiba yetişeceğim. Saat kaç bilmiyorum çünkü telefonum şarjı yine bitti. Şimdi çıktım. Artık gitmek üzereydim. Sonra dedim ki, Casey videosunda burası herkese açık demişti. Bütün YouTube'da içerik üretenlere açık demişti. Ben de o yüzden zaten asıl gitmek istedim. Hani hem onunla tanışmış olurum, hem belki içeri girebilirim. Bir şekilde onun için bir şey yapabilirim ya da işte her neyse. Gerçekten hani orada çalışabileceğimi düşünmüştüm. Sonra bekledim. Çıkmadı. Sonunda gitmeye karar verdim. Sonra dedim ki, bir sürü insan geldi bu arada. Yani Casey dışarıdan şeye doğru geliyordu, ofisin içine. Herkes peşinden koştu falan. Ben dedim ki tamam, bu kadar çok kişi toplanırsa hayatta ben konuşamam bunu. O yüzden tam hani vazgeçiyordum. Sonra iki kişi kaldı sadece bekleyen. Sonra onlarla konuştum, not bırakayım dedim. Dedim, not başına yazdım. İşte hey, bilmem. 368 işte bütün içerik üreticilerine açık mı, bunu merak ediyorum yazdım. 2 hafta New York'ta olacağım ve internetimde çok büyük sıkıntım var ve hani sizin ofisinizde çalışabileceğime inanıyorum tarzında bir şey yazdım ve aradan attım, zili bir daha çaldım. Cevap yok. Sonra artık dedim ki okuldaki şeyi kaçıracağım. 7'de bir şey var. Okuldaki şeyi kaçıracağım ama yani artık geldim buraya kadar, oturup bekleyeceğim dedim. Biraz pes ettim ama hani oturup enerji harcamıyorum. O yüzden hani otursam da bir şey kaybetmem falan. Sonuç olarak 3 kişi bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu sırada kız şey dedi artık hani bu kadar da fazla gelip bir merhaba deyip selfie çeksin gitsin işte yani falan dedi. Ben de biraz şey oldum, sadece bir fotoğraf için mi burada bekliyorsun yani falan oldum ama bir şey demedim. He falan dedim. Sonra sonuç olarak Casey çıktı. Çocuk hemen gitti fotoğraf çektirdi falan, o Casey falan. Şunu anlamıyorum gerçekten. Tek kelime konuşmuyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar. Çok üzücü. Sonra ben de dedim ki, tam artık dedim ki şu an yakalayamazsam bitti. Arkasını dönüp tam giriyordu çünkü ofisiyle 368 yan yana. Casey can I ask you something yaptım böyle, döndü. Ben hani dedim ki tamam bitti. Döndü, sure dedi ve bekledi yani. Soru sormamı bekledi. Çekip gitmedi, çekip gidebilir. Çünkü sonuçta uğraşamaz, niye uğraşsın? Dedim ki, 368 bütün hani içerik üreticilerine açık mı dedim. Açık değil mi dedim. O da dedi ki, şu anda daha inşaat halinde yani. Henüz böyle bir şey yok dedi. Ben de, oh, okay dedim. Thank you dedim. Çalışmak çok güzeldi falan dedi. Ve ofisine girdi.
Biraz üzüldüm ama mutluyum çünkü Casey Neistat'la tanıştım. Sonuç olarak videoya çekmedim Casey'yi çünkü ünlülerin obje gibi görünmesinden hoşlanmıyorum. Yani böyle fotoğrafını çekeyim, paylaşayım, takipçim artsın falan. Videosunu çekip koyayım, ilgi çeksin. Sonuçta Casey'le tanıştım ve bunu anlattım. Bence bu yeterli yani. Onunla bir fotoğraf çektirmektense gerçek bir an yaşamayı tercih ettim. Ve videosunu çekmedim yani. Böyle de bir güzel insanım yani. Ay çok iyiydi ama. En azından Casey'le tanışmış oldum. Beni gördü ve benimle konuştu. Beni biliyor. Büyük ihtimal 3 gün sonra bir daha görse hatırlamaz ama bugün görse hatırlar mesela. Ve otururken çok yani biraz böyle Casey'yi araştırdım ve hani şu anda bütün content creator'lar yani içerik üreticiler girebiliyor mu diye falan araştırırken bayağı bir yaratıcılığım gaza geldi. Bu nasıl bir cümle bilmiyorum ama çok güzel etkiliyor insanları. Helal olsun. Alnından öpeyim. Büyük ihtimal bu arada gitmem gereken şeyi kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Bir iyi bir kötü haberim var. İkisi de benim için iyi ve kötü. Sizinle alakası yok ama bence hani siz benle birsiniz yani. Neden olmasın değil mi? Çok iyi anlaştığım bir arkadaşım var burada. Adı Georgia. Avustralyalı. Ve kendisi vegan. Biz son zamanlarda ikimiz de aynı sıkıntıları yaşıyorduk. Böyle psikolojik olarak biraz sıkıntı çekiyorduk. Bu okulla da alakalı çünkü oyunculuk psikolojik olarak çok yorucu bir iş. Ve hani bunu okumak falan filan da öyle. Ve ikimiz de son zamanlarda böyle biraz sıkıntı yaşıyorduk. Ama hani ben yine de devam ediyordum ve kendime şey yapmaya izin vermiyordum. Moralimi bozmamaya çalışıyordum yani. Ama kendisi, şu an görüyorum onu size göstereceğim. Çok sapıkça olacak ama... Görüyor musunuz? Şurada birisi var. Çok garibim. Kendisi derslere gitmemeyi tercih etti ve burada 20 derse girmediğinizde atılıyor. Ve derse girmemeye başladı. Kimse bir şey sormadı. Kimse fark etmedi derse girmediğini. Yani yoklama alıyorlar tabii ki ama kimse hani bu arada sen bayağı derslere girmiyorsun, farkında mısın demedi. Sonuç olarak bu dedi ki ben hani ne yapacağımı bilmiyorum, gidebilirim. Avustralya'ya bir anda hadi bay bay deyip uçağa binip gitmesi dünyanın bir ucu yani. Ve o yüzden de bir seçim yapması gerekiyordu. Sonuç olarak gidiyor. Ya ben çok üzüldüm çünkü bu katta en çok anlaşabildiğim, hatta neredeyse tek anlaşabildiğim kişi oydu. Anlaşamıyorum değil de en sevdiğim oydu ve en hani... benim gibi olan ve anlayabildiğim ve onun da beni anlayabildiği oydu yani. Ve ben o da arkadaşımdan hiç memnun değilim. Bunu size söylemedim galiba. Bazı insanların yetiştirilme şekilleri farklı olunca da yani kötü niyetli bir kız değil ama bazı şeyleri yapmıyor. Örnek vereyim birkaç tane. Sabah 8 tane alarm kuruyor, telefonu burada, yatağı burada. Yataktan aşağı iniyor, telefonunu alıyor, alarm kapatıyor, yukarı çıkıyor. Bir daha alarm çalıyor. Saçının her yerde olduğu para ortalıkta bırakıyor ve ben çok rahatsızım. Çünkü hani ben saçtan aşırı rahatsız olan bir insan değilim. Ona rağmen rahatsız oldum yani. O kadar çok kötüydü. Onun dışında mesela sabah uyanıyor, kapıyı açık bırakıyor, gidiyor. Ve hani şurası salon gibi gibi bir sürü şey yani. Rahatsız olduğum şeyler vardı ama hani sonuçta yapacak bir şey yoktu. 2 hafta kaldı falan. Sonra kız bana dedi ki işte ben gidiyorum, benim odama geçebilirsin dedi. Şimdi öyle bir iyi haber var. Ama gidiyor ve yani bu katta benim, hatta bu okulda benim en sevdiğim kişiydi. Üzüldüm gidecek olmasına. O yüzden şimdi buraları toplayacağım. Zaten aşırı dağılmıştım ve bir an önce toplamam gerekiyordu. Siz de bu süreci izleyebileceksiniz. Hem de 2 hafta kaldığı için hani böyle
yeni toplamış olayım ki hemen olduğu gibi valize koyabileyim bir şeyleri. O yüzden iyi olacak. Size göstermek diye sanırım o derece kötü ama göstereceğim. Buraya koymak iyi mi? Bakar mısınız leşliğe? Thank you.